Hayır, yok. Bizim ülkemizde şu an bizim ülkemiz düzgün, adaletli bir şekilde yönetebilecek hiç kimse ve hiçbir başkan ya da hiçbir parti üyesi yok. Ülkede güçlü muhalefet olduğunu düşünmüyorum. Her seferinde kendi ayaklarına sıkıyorlar. Bu yüzden de bu iktidar değişmiyor zaten. İnşallah güçlü muhalefet gelir ve bu iktidar devirir diyorum. Kesinlikle var. Şimdi şöyle bir şey var. Kendi geleceğimi de düşünmek zorundayım. Yani ben şimdi şöyle oturur burada her şeyi konuşurum sizinle. Çat pat her şeyi de söylerim. Ama şimdi ülkemiz öyle bir yer ki ben ağzımı açıp size gerçek düşüncemi bile söyleyemeyecek durumdayım. Neden? Çünkü bu bir suç. O zaman sen bana de ki sen benim ülkemin vatandaşısın. Sen bana bir liste ver. Sen işte Hatice sen bunları söyle. Sen şunları söyle diye bana bir liste ver. Ben ona göre konuşayım. Ülkenin hiçbir genci bak şu an son dönemlerde bir 3-4 aydır konuşabiliyor. O da neden? Artık Z kuşağı gümbür gümbür geliyor. Siz de görüyorsunuz yani. Ama onun dışında hiç kimse rahat konuşamıyor. Ben neden rahat konuşamıyorum? Sen bu kadar ülke dışında yardım ediyorsan ülke dışındaki liderlerin insanlarına, vatandaşlarına nasıl bir şekilde davranış olduğunu bir gör. Ona göre insanına davran, öğrencine davran. Şöyle söyleyeyim, ülkenin en büyük eksikliğini ne biliyor musunuz? Öğrencilik. Öğrenciye yardım olmaması. Ya size soruyorum, şu ülkede sanat anlamında, güzel sanatlar, dans, bilmem ne anlamında kaç tane lise var? Yok. İmam hatipleri görüyor musunuz? Saray. İmam hatiplerinin hepsi saray. İşte altın varak, işte bilmem ne falan filan. Gerçekten hiçbir şekilde sanata bir şey yok yani. Türk bay işte Atatürk'ün resmini asıyorsun oraya. Diyorsun ki ben atamın izine ilerliyorum. Sen atamızın izine ilerliyorsan yaptıklarınla ilerlersin. Bunları yaparak ilerlemezsin. Sen saçma sapan şeylere para harcayarak ya atıyorum çok saçma bir örnek olacak ama Turizm Bakanlığı'nın önüne her sene milyon tane para vererek çiçek ektiriyorsun. Sadece görüntü olsun diye. İşte birkaç devlet adamı geliyor gidiyor diye. O parayı vereceğine başka şeylere harca bunu. Öğrenciler aç ya aç. İnsanlar şu an nasıl ben yurt dışına çıksam da nasıl böyle bir şey yapsam da diye düşünüyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Para yok. Para yok yani. Gerçekten hani bitik bir durumdayız. Hani bunu anlatabilecek hiçbir şey yok yani. Gerçekten bitik bir durumdayız. Hükümetten bir genç olarak talep edeceğiniz bir şey olsa ne talep ederdiniz? Sesinizi duyurma imkanınız olsa. Çok şey talep ederdim gerçekten. Yani tek bir şey yok. Çünkü bu ülkenin gerçekten çok fazla eksiği var. Sürekli bir batı özentili olmaya çalışıp da hiç olamamak da ayrı bir ironi zaten. Ya, ama en büyük eksiklik zaten ben az önce de bunu söyledim. Tamamen öğrenci ilgisizlik. Neden biliyor musunuz? Ya ben ileride öleceğim değil mi? Benim çocuğum olacak, o okuyacak. O benim soyumu, bu devletin soyunu. O ilerleyecek. Belki bilim adamı olacak, belki doktor olacak. Hani bunları hiç düşünülmeden hiçbir şekilde öğrenciye değer yok. Eğitim neden bu kadar paralı? Özel okullara neden yine zam geldi? Hani şöyle bir şey var. Bakın ben meslek lisesi mezunuyum. Şöyle söyleyeyim size. Matematik görmedim, bilmem ne görmedim. Çok zeki olduğumu düşünün mesela. Burs verdim, bir şey aldım. Çok para, anladınız mı? Burs versem bile şu anda yine %50 zam geldi, %25 zam geldi. Yine çok para. Hani neden bu eğitime bu kadar para? Hani sen dışarıdaki borçları ödemek için neden kendi bu kadar insanından bu kadar vergi alamazsın ya? Üniversite okumak için de çok para ihtiyacım. Ya kesin ki bir de şöyle bir şey var yani. Ben üniversite okusam, mezun olsam ne yapacağım Allah aşkına? Yine asgari ücretle ne yapabilirim? Çünkü neden biliyor musunuz? Ben atıyorum şunu almak istiyorum değil mi? Şunu almak istiyorum. 150-200 lira para veriyorum. Bakın bu çok basit bir örnek. Size hani saçma bir örnek veriyorum. Bunu almak istiyorum, şu yapıyorum. Ya milletin 4 tane çocuğu var, asgari ücret veriyor. Ben mezun olmuşum, mühendis oldum mesela. Mühendis çok uçuk bir şey de mesela. Dansçıyım ben. Ama üniversiteye gitmiyorum. Kazanmıyorum da. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben bundan mezun olsam, bir yere girsem hiçbir şekilde para kazanamayacağım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu ülkenin 2 yıl daha bir sanat işi var. Ondan sonra bitti. Bu ülkede adının duyurulması için ya doktor olacaksın, ya da avukat işte bilmem ne olacaksın. Çünkü onun dışında senin adın burada geçmez yani. Adamdan sayılmazsın. Türkiye'de ilk 6 ayda 400 doktor Türkiye'yi terk etmiş. Evet evet biliyorum, bunları da biliyorum. Hani çok haklılar yani. Ben de doktor olsam ben de bu ülkede kalmak istemem ki ben gerçekten bunu da şu dediğini lütfen yayınlayın. Elimde olsa zaten ben bu ülkede kalmam. Gerçekten kalmam. Çünkü hani vatan bilmem neyi boş verin. Bakın bizim
şu Türkiye'de en büyük gücümüz sadece asgari güç. Sadece yani. Askerlerimiz hani bizim zaten kanımızda bir askerlik var. Hani bir erkeklerimizde böyle bir şey var. Bizim tek gücümüz bu. Onun dışında ne bir vatandaşlık içerisinde bir milli güç, işte birbirini sevme, sayma, saygısızlık, işte cinayet bilmem ne. İşte bu İstanbul Sözleşmesi atıyorum yani. Ki İstanbul Sözleşmesi sadece kadınlara yönelik bir sözleşme de değil. Erkekleri de içeren bir sözleşme. Ama herkes kendi kafasına göre davranıyor. Kendi kızına milyon tane maaş verip ülkenin öğretmenini atamıyor. Boş yapmayacaksın. Bu kadar imam hatipe, saraylara varak döşeyip sanata da gelince sanat boş iş, hobi işi bir yana falan demeyeceksin. O zaman cumhurbaşkanı olmayacaksın. Bunları söyleyince de şey oluyor işte, hakaret. Neye hakaret ya? Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? O zaman konuşacağım arkadaş. Konuşmayacaksın ama sen oradan ineceksin. Yapamıyorsan ineceksin. Bunca insan boş boşuna konuşmuyor. Bir kişi derse yanlıştır. İki kişi derse de yanlıştır. Ama 100 milyon kişi dersen artık sende bir şey vardır. Ben teşekkür ederim. Bence şu anda bir muhalefet yok. Muhalefet olma yeri, durumunu yerine getiremiyor görevini. Zaten o yüzden bu şekilde birçok eleştiri alıyor. Muhalefet yok bence şu an Türkiye'de. Olsa bu şekilde olmazdı yani. Muhalefet, şöyle bir örnek vereyim ben. İktidar atsa muhalefet kırbaç oluyor. Bu şekilde muhalefet şu anda Türkiye'de çok iyi bir şekilde iş göremiyor bence. Bence yok. Bence ben düşünmüyorum. O ne abla? Sedat Peker. Onu bilmiyorum. Görevini yerine getirmiyor. Herkes başka bir kafada. O başka söylüyor, o başka söylüyor. Yani herkes dediğim gibi başka bir kafada. Ben fazla onlarla da sizden ilgilenmiyorum. Herkesin ayrı kafada olduğunu düşünüyorum. Hayır. Yerine göre. Çünkü bize hiç söz hakkı verilmiyor. Yani daha doğrusu bize değil, kimseye söz hakkı verilmiyor. Daha çok kendileri ne isterse o yapılıyor. Ve bu nasıl diyeyim? Bu tek adam rejiminden sonra olan bir şey. Ki tek adam rejiminden önce de bu böyleydi. Şimdi siz sonuçta cumhurbaşkanısınız ve halkın cumhurbaşkanısınız. Halka söz vermeniz gerekiyor ama tamamen kendi kararlarını aldığı için ben düşünmüyorum. Bu konuda aynı, katılıyorum.